Tabii bu zihniyetin köklerinin nerelere uzandığını göstermek için sizlere ülkemizin nükleer güç santrali sahibi olma hikayesini kısaca şöyle bir hatırlatayım. Ülkemizde nükleer enerjiyle ilgili çalışmalar rahmetli Menderes'in vizyonuyla 1950'li yıllarda başlatılmıştır. Güney Kore'de benzer çalışmalar aynı tarihlerde başlatıyor. Ülkemiz 1978 yılına geldiğinde bu konudaki sağlanan en somut ilerleme İsveç atom firmasından 3,5 milyar dolarlık kredi sözü alınmış olmasıdır. Bu krediyle nükleer santral inşaatına başlanabilmesi için ülkemizin saha düzenlemesi, yol çalışmaları ve benzeri işler için 100 milyon dolarlık bir yatırım yapması gerekiyordu. Türkiye işte bu 100 milyon doları bulup santralin yollarını ve inşaatın başlaması için gereken diğer yatırımları vaktinde yapamadığı için İsveç'ten sağlanan kredi kullanılamamıştır. Ardından gelen 12 Eylül darbesiyle bu proje tamamen rafa kaldırılmıştır. Halbuki aynı tarihte Güney Kore ilk nükleer güç santralini tamamlayıp hizmete açmıştır. Rahmetli Özal nükleer santral projesini yeniden ele almış. Ancak onun ömrü de neticeyi görmeye yetmemiştir. Konu bizim hükümetlerimiz dönemine kadar bu şekilde askıda kalmaya devam etmiştir. Akkuyu'da inşa edilecek nükleer santral için çalışmaya başladığımızda önümüze hangi engellerin çıkartıldığını, hangi aleyhte kampanyaların yürütüldüğünü, hangi provokasyonların tertip edildiğini bilmiyorum. Acaba sizler de biliyor musunuz? Kararlı bir mücadelenin ardından nihayet Akkuyu'daki santralin temelini attık ve inşasına başladık.